Evet arkadaşlar bugünkü konumuz setimizin üzerinde yaptığımız değişikliklerin kaybolmaması için neler yapmalıyız? Bazen set liste değişiklikler yapıyoruz. Tekrar geri geldiğimizde değişikliklerin kaybolduğunu kombide, prokta yaptığımız değişikliklerin kaybolduğunu söyleyen arkadaşlarımız var. Onlar için bir kısa bir video çekmek istedim. Bu yaptığımız değişikliklerin kaybolmaması için neler dikkat etmeliyiz. Bu konuyla ilgili sizlere bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Şöyle örneğin kombide bir değişiklik yaptık, ismini değiştirdik veya işte ayarlarını değiştirdik. Bunun kaybolmaması için ilk önce kombideyken Bright kombinasyon yapıp istediğimiz yere okey deyip kaydetmemiz gerekir bu kombi de bu şekilde. E, ise Procta ise aynı şekilde gene yukarıdaki çentikten yaptığımız değişikliklerle kaybolması için yukarıdaki çentikten write program yapmamız gerekir. OK deyip bu şekilde kombi ve Procta'daki değişikleri yaptığımız işlemden sonra muhakkak ve muhakkak write yapmamız gerekiyor. Yani arkadaşlar şu çentikten Write program veya e, kombiden write kombi yapmamız gerekiyor. Set liste ise e, de durum aynı şekilde. E, i̇şte set liste ismini değiştirdik, rengini değiştirdik veya kombiden e, veya proktan set liste ses attık. E, bu işlemi yaptıktan sonra yukarıdaki çentikten tekrar write set list yapmamız gerekiyor. Write set listi yaptıktan sonra OK dedikten sonra yaptığımız setiz değişikliğini kaydetmiş oluyoruz. Evet bunu kaydettikten sonra OK deyip kaydettikten sonra setimizi açıp kapattığımızda yani e, cihazımızı açıp kapattığımızda tekrar bu seslerin kaybolduğunu görürüz. Bunun da kaybolmaması için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu kayıtları yani bu sevleri yaptıktan sonra e, setimizi de kaydetmemiz gerekiyor. Evet tüm bu işlemleri yaptıktan sonra yani Kombideki değişikliklerimizi ve prop'taki değişikliklerimizi ve set listteki değişikliklerimizi yapıp kaydettikten sonra e, setimizi de kaydetmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, onun için de e, diske basıyoruz. Diske bastıktan sonra eğer başka bir klasörde e, klasörün içerisine kaydedeceksek e, ilk önce klasör açmamız gerekiyor. Klasör açmamızın ee, nasıl onu göstereyim şimdi veya veya e, e, üzerindeki e, yüklediğiniz setin üzerine de e, aynı şekilde e, yapıp değişikliği o şekilde de yapabilirsiniz veya ayrı bir şekilde e, setinizi başka bir yere kaydedebilirsiniz başka bir klasöre kaydedebilirsiniz klasör oluşturmak için öncelikle utility kısmına geliyorsunuz ondan sonra çentikten çentiyi bastığınızda Create Directory. Yani bir klasör oluştur diyorsunuz. Create Directory'ye bastığınızda şöyle bir bölüm gelecek. T'ye basıyorsunuz. Bunu siliyorsunuz. Veya clear ile. Eee, klasör diyeyim ben. sizin Klasör diyeyim. Klasör ismini verdik. OK diyoruz. Ve gördüğünüz gibi yukarıda bir boş klasör dosyası oluşturdu. Evet. Boş klasör dosyası oluşturdu. Buradan geri çıkıyoruz. E, açtığımız klasörü açmamız gerekiyor. O Onu açtık. Klasörün içerisindeyiz şu anda. Klasörün içerisine geldikten sonra e, tırnağa basıyoruz. Tırnakta sev al diyoruz. Yani hepsini kaydet diyoruz. Ve T'ye basaraktan e, burada setimize isim vermemiz gerekir. Bunu da set ismi diye yazayım ben. OK diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra tekrar OK diyoruz. Tüm hepsini kaydet diyoruz. PCGS, KSCS ve KGGS ile hepsini kaydet diyoruz. OK'a bastığımızda gördüğünüz gibi setimizi kaydediyor. Nereye kaydediyor? Önceki açtığımız klasör isimli klasörün içerisine. Şimdi biraz bekleyelim. Setimizi kaydetsin. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi setimizi 5 e, dosya halinde klasör isimli e, klasörümüzün içerisine kaydetmiş bulunmakta. Bunu tekrar bir kontrol edelim. Şimdi klasörümüz, açtığımız klasör burada gördüğünüz gibi Open dediğimizde gördüğünüz gibi set isimli e, setimizi kaydetti. Şimdi yaptığımız değişikliklerin hepsi e, bu setimizin içerisinde. Peki bunu e, klav klavyemizi açtığımızda e, bu değişikliklerin kayd e, kaydedilmiş değişiklerin gelmesi için ne yapmamız gerekiyor? E, açıldığında bu setin e, otomatik olarak e, out, out olarak yani otomatik olarak yüklenmesi gerekiyor. Şimdi bu işlemi ben size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Tüm bu e, değişik Değişiklikleri kaydettikten sonra, Combo'da, Prokta ve set Setlist'de e, değişiklikleri Write yaptıktan sonra, Save yaptıktan sonra, klavyemizin e, açıp kapattığımızda aynı değişikliklerin aynı şekilde gelmesi için e, setimizi, e, yani Save yaptığımız setimizi Auto Load yapmamız gerekiyor. Bunun için de Global'e basıyoruz arkadaşlar. Global'e bastıktan sonra, şurada KSC Auto Load diye bir bölüm var. Ona tıklıyoruz. Ona tıkladıktan sonra Alt KSC'ye basıyoruz. Alt KSC'de o önceki açtığımız klasörü buluyoruz. Klasörümüz burada. Bunu açıyoruz. Open yapıyoruz. Ondan sonra Userbank KSC değil diğer isim verdiğimiz, set ismi verdiğimiz KSC'yi buluyoruz. Onu mavi şekline getiriyoruz. Getirdikten sonra altta et kısmına basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi set ismi geldi. Şu noktanın e, olması gerekiyor arkadaşlar. Şu noktanın olması gerekiyor. Bunu unutmayın. Ondan sonra e, auto load now basıp yüklüyoruz arkadaşlar. Ve bu yükleme, yükleme işlemi bittikten sonra e, setimizi açıp kapattığımızda e, yaptığımız değişikliklerin aynı şekilde e, geldiğini göreceksiniz. Hiçbir şeyin silinmediğini göreceksiniz. İşlemler bu kadar. E, şimdi setimizi bir yüklesin. Bu Auto Load kısmı e, önemli arkadaşlar. Yani yaptığınız e, setin Aynı şekilde açılmasına ben bir daha yükleme yapmayayım veya USB'den bir daha yükleme yapmayayım şeklinde şey yapabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Onun için bu işlemi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu önemli bir konu tabii ki. Evet. Yükleme işlemi bitti. Bu işlemden sonra aletimizi kapatıyoruz. Ve tekrar açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi setim, setimiz tüm değişiklikler yapılmış bir şekilde e, açıldı. Hiçbir sorun olmadan. E, işlemler bu kadar arkadaşlar. E, videonun başında belirttiğim hususları lütfen dikkat edin. Yaptığınız değişikliklerin e, bu yolları izleyerek silinmeyeceğini göreceksiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi müzikler, iyi sahneler diliyorum arkadaşlar. Sağ olun.